Bak arkadaşlar, selamun aleyküm. Ya bu terk edilir mi ya? Ayet-el Kürsü ile alakalı buraya toplanmış hadis-i şerifler var. Onları paylaşayım istedim. Her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsü'yü okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur buyurulmuş. Beş vakit namazımızda tesbihten önce ne yapıyoruz? Ayet-el Kürsü'yü okuyoruz. Elhamdülillah. Zaten beş vakit namaz kılan insan ibadetlerini yapıyor. Bunları okuyor. Yani bu müjdeleri kazanıyor Allah'ın izniyle. Yani dön dolaş iş namaza geliyor. Diğer bir hadis-i şerifte kardeşlerim, evden çıkarken koruma zırhı deriz ya, koruma zırhı, hele bu zamanda. Ayet-el Kürsü okuyana, evden çıkarken Ayet-el Kürsü okuyana 70 melek evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder. 70 melek. Ben bunu 70 bin melek de olarak herhalde duyduydum. Bakarız yine. Kim yatarken uyuyacağı zaman Ayet-el Kürsü'yü okursa Allah-u Teala onu sabaha kadar koruması için bir melek gönderir buyurulmuş. Diğerinde evinde, değil mi, evinde Fatiha suresi Ayet-el Kürsü okuyana o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazarda değmez. Dolayısıyla evlerimizde bir huzursuzluk var, bir nazar var, bir sıkıntı var, tadımız tuzumuz kalmadı diyorsak evimizde Kur'an-ı Kerim okuyalım kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim okunursa o eve huzur gelir, bereket gelir kardeşlerim, bir sekine iner. Özellikle de Bakara suresinin okunduğu zaman karı kocaların birbirine ısınmaları, muhabbet etmeleriyle alakalı bir şey duymuştum sohbette. Evet. Kim sıkıntı anında sıkıldım, bunalıyorum, ölüyorum, ne yapmam lazım? Allah'ım Ayet-el Kürsü oku. Bak, kim sıkıntı anında Ayet-el Kürsü ve Amener Resulü okursa Allah-u Teala ona sıkıntısında yardım eder buyurulmuş. Diğer kardeşlerim, bir kimse yola çıkmadan önce Ayet-el Kürsü'yü okursa evine dönünceye kadar başına hiçbir bela gelmez buyurulmuş kardeşlerim. Dolayısıyla evimizden çıkarken Ayet-el Kürsü'yü okuyup öyle çıkalım kardeşlerim. Evet. Rabbim Celle Celaluhu amele muvaffak eylesin. Şurada bir de su içerken bir sünnetler diye bir paylaşım var. Su içerken, bir şey yerken, içerken besmele ile başlamak kardeşlerim. Kıbleye dönmek, bunlar sünnetmiş. Oturarak içmek, ayakta içildiği zaman su aniden mideye gittiği için vücuda zarar verdiğini bilim adamları da söylemişler yani. Suyu emerek içmek, yani bir anda hızlı bir şekilde değil de emerek üç yudumda içmek, sağ el ile içmek, değil mi? Yemek olsun, içmek olsun, almak olsun, vermek olsun, bunlar hep sağ ile yapılması lazım. Sünnettir de zaten bu. Bardağa nefes vermemek, böyle suyu içerken içeri doğru nefes vermemek. Bunu yapmayalım. Bardaktaki suyu da bitirmek kardeşlerim. Diğeri soğuk su içmek. Altın, gümüş kaplarla içmemek, ilk önce yanındakine ikram etmek, buyur kardeşim içer misiniz demek, ona ikram etmek, içtikten sonra da elhamdülillah demek. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerindenmiş kardeşlerim. Ne güzel değil mi? Bugün bir 10 GB internet kazandım. Onu bu şekilde kullanayım istedim. Birkaç paylaşım yapayım istedim. İnsanlar boş boş şeyleri izlemektense burada faydalı şeyler dinler, değil mi? Yanlışlardan döner. Hatası varsa düzeltir. Dolayısıyla kardeşlerim, bu sosyal medya mecraları hayırda kullanılırsa hayır olur, şerde kullanılırsa şer olur.
Yani bizim bir faydamıza bir şey yoksa, burada emri bil maruf yapmıyorsak, değil mi? Faydalı bir şey paylaşmıyorsak, değil mi? Dinimize, imanımıza, itikadımıza, efendim, burada olmanın bir anlamı yok. Burada olmanın bir anlamı yok. Vakitlerimizi burada israf etmenin, harcamanın bir anlamı yok. Ya ne garip, ne boş işler oluyor ya. Allah Allah. Adam canlı yayın açmış. Efendim, millet yorum yapıyor. İşte onun ismini söylüyor. Beni beğenin, bana işte takip edin. Yani sen yani ne yapıyorsun yani? Ne insanlara ne faydan var? Bir ayet mi okudun? Bir sünnet mi söyledin? Bir hadis mi okudun? Büyüklerden bir hikmet, bir söz mü okudun? Yani ne faydan var yani? Seni biz beğenelim de, takip edelim de. Yani böyle adamlara prim vermemek lazım. Ehli sünnet hocalarımızı takip edelim. Sohbet dinleyelim kardeşlerim. İmanımızı kurtarmanın peşine düşelim. İman, iman, iman. Önümüzde öyle bir gelecek var, öyle bir istikbal var ki cennet hayatı orası sonsuz, ebedi. Allah Allah. Hastalanma yok, yaşlanma yok, zorluk adına hiçbir şey yok ya. Ye iç yat, etrafın hizmetçi olur. Yani Allah dostları öyle bir derinleşmişler ki, yani diyor ya Yunus Emre Hazretleri, cennet cennet dedikleri birkaç köşk birkaç hurim. Bana sen lazım, sen gerek demiş. Yani Allahu Teala'nın cemalullahı karşısında efendim cennette hiçbir şey kalıyor yani. Ama olsun, biz Rabbimizden cenneti isteyelim. Hem de Efendimiz Aleyhisselam Peygamberimiz Firdevs cennetini isteyin diye de bize tavsiyede bulunuyor kardeşlerim. Allah'ım Celle Celaluhu Firdevs cennetini nasip eylesin bizlere, sevdiklerimizle, eşlerimizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla, bütün kardeşlerimizle, değil mi? Firdevs cennetini nasip eylesin, hiçbirimizi zayi etmeden. Kardeşlerim, hedefimiz son nefeste hüsnü hatime. İmanlı nasıl ölebilirim? Derdimiz bu olsun. En baş hedefimiz bu olsun. Böyle olursak, bu korku ümit içerisinde olursak, Rabbimiz bize efendim imanlarımızı bağışlar. İmanlı ölürüz Allah'ın izniyle. Rabbimizden hüsnü zannımız tamdır. Rabbimizden ümit ediyoruz. Efendim, tabii ki ümit ederken de gayret etmek lazım. Namaza böyle gözümüz gibi, gözümüzden daha iyi bakmamız lazım. Canımızı vermemiz lazım. Namazımızı terk etmememiz lazım. Kur'an'ımıza dönmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dönmemiz lazım. Allah'ın dostlarına dönmemiz lazım. Ki Rabbimiz de bizi, efendim, imanımızı bağışlasın. Son nefeste, hadi kulum, sen dünya çok bozuk bir yerde ama her taraf günah doluydu ama sen nefsine hakim oldun. Sen benim emirlerime mümkün mertebe riayet ettin, namazını kıldın. Ramazan geldi, orucunu tuttun, zengindin, zekatını verdin. Fakirleri kolladın, gözetledin, infak ettin, sadaka verdin. Aferin kulum, ben de sana imanımı bahşediyorum. Hadi kulum, gir ebedi cennetlere der Rabbimiz. Allah'ım Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim, hep birbirimize hakkı tavsiye edelim. Yani biz günahkar da olsak insanlara hep hakkı diyelim. Hakkı yaşayalım efendim. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.